yıl 2009 Kasım Aralık, yani 2019'un sonlarına doğru Ankara'da büyük bir direniş gerçekleşti. Tekel işçileri, tekel direnişi olarak tarihe geçti. Tekel işçileri işte taleplerini iletmek için dönemin hükümeti olan Adalet ve Kalkınma Partisi, yani AK Parti Genel Merkezi'nin önüne her gün belirli saatlerde gidip işte taleplerini dile getirmek istiyorlar ama Parti Genel Merkezi'ne işte 100-150 metrekare güvenlik güçleri, polisler bunları durduruyor. Genel Merkez önüne gitmelerine izin vermiyor. Bir gün, iki gün sürekli böyle ama dördüncü günden sonra artık polis müdahale etmeye başladı. Tabii orada işte panzer su sıktı, işte fotoğraf çekiyoruz. Sonra polis müdürlerine, görevli müdürlerden biri geldi, dedi ki sizi Abdü Bekçi Parkı'na alacağız. Orada eylemlerinize devam edin, orada müdahale etmeyeceğiz. Söz verdiler, açıklamanızı falan orada yapacaksınız. Bir hafta kala falan burada artık bunlar çadır kurmaya başladı. Normal günlük yaşantı haline geldi artık oradaki çadırlar. İşte eylem yapıyorlar belirli saatlerde. Eylem yapıyorlar derken basın açıklaması yapıyorlar. İşte gün boyu oradalar, gece gündüz oradalar. Sonra Türk İş'ten bir talep geldi. İşte Türk İş Genel Merkezi'nin önünde eylem yapmak istediklerini. Oraya kadar gittiler. Oraya 2-3 tane çadır kuruldu. Sabahladılar. Sonra bu 3 gün, 5 gün, 10 gün, 20 gün oldukça artık orası normal bir alan haline geldi. Yani eylemlerin eylem alanı haline geldi. Bu tekel direnişti yaklaşık 78 gün sürdü. Bu 78 gün boyunca ben her gün gidiyorum ama yani bazen işte çok özel işlerim olduğu durumlarda gidemiyorum ama arşivime baktığım zaman yaklaşık bir 65-70 gün istisnasız her gün gidip fotoğraflamışım. Gece, gündüz, sabah, öğlen, akşam, işte yağmur yağarken, kar yağarken, işte güneşli havalarda sürekli böyle bir fotoğraf çalışmam var. İşte büyük müdahalenin olacağı gün gazetede fotoğrafı çıkmıştı. İşçiler dedi ki abi hep çekiyorsun ama bu gazeteyi biz hiç görmüyoruz. Bir de sen getir dedi. O zaman yine işte Hürriyet Daily News'tayım. O günde gazetede yarım sayfa yakın bir fotoğraf kullandım ama fotoğraf çok güzel. Dedim iş çıkışı gazeteyi aldım 3-4 tane. Eve gidiyorum diye direkt Kızılay'a geldim işte. Abdü Bekçi Parkı'na geldim. İşçiyi buldum. Gazeteyi verdim. Çok mutlu oldu. Boynuma sarıldı. Teşekkür etti işte. Ya siz de olmazsanız işte biz ne yapacağız falan filan diye böyle. Boynuma sarıldı. Teşekkür etti. İşte ne yapacaksınız bugün dedi ki. Abi dedi Abdü Bekçi Parkı'na gideceğiz tekrar dedi. Orada açıklamamı yapacağız. Sonra geleceğiz dedi. Çadırlar Türk İş Genel Merkezi'nin önünde duruyor. İşte sobalar yanıyor, yataklar kurulmuş, derme çatma işte naylonlarda yapılmış barınaklar böyle. Öyle söyleyeyim ben sana. İşçilerle beraber iyi ben de geleyim dedim. Ben de gittim. Ama acayip bir yağmur yağıyor böyle. İşte CHP milletvekilleri falan gelmiş. Şimdi polis Türk İş Genel Merkezi'nde bunları kaldıramadığı için onları bir şekilde orada dağıtmak istiyor. Polis işte kitlenin etrafını sardı böyle. Tam anıtın olduğu yerdeyiz. Acayip bir yağmur yağıyor. Ondan sonra bazı vatandaşlar da önlüğüne böyle işte Türk bayrağı boynuna geçirmişler. İşte biz de Türk'üz, bize niye böyle davranıyorsunuz falan filan diye böyle sürekli sloganlar atıyor. Polis birden müdahaleye başladı. Yani milletvekili bir tarafta var. Bir karar vermem gerekiyor. Ya milletvekilini çekeceğim, ya işçileri çekeceğim. Ya sonuçta şöyle kendi kendimce bir karar verdim. Ya milletvekiline bir şey olmaz. Ben en iyisi işçilerle ilgileneyim. Yani onlar benim için daha önemli. Milletvekili bir şekilde müdahale etmeyecekler ya da gaz yemeyecek. Ama tam tersi olmuş. Milletvekili de gazın içinde kalmış. Ben heykelin önündeyim böyle. Yağmur yağıyor. Tomalar su sıkıyor. Ama öyle bir su sıkıyor ki. Yani vurduğu zaman işçiyi havalandırıyor böyle ama İki tane işçi hiç unutmuyorum. Gözlerim önünde. Hatta o fotoğraf da hala arşivimde en baş köşelerden durur böyle. Panzer sıkıyor. Boynunda Türk bayrağı var. Dizlerinin üstüne çökmüş. Kalkmıyor ama. Yani böyle polis kaldırmaya çalışıyor. Kalkmıyor. Neyse su sıktıkça sıkıyor. Bir ara Toma'daki görevli polisle göz göze geldik böyle. Yani ben ona sanki niye su sıkıyorsun, o da bana sen niye çekiyorsun dercesine böyle birbirimize baktık böyle. Yani yaklaşık bir dakika yakın baktık. Ben elimi kaldırdım yani bu şekilde ya yeter artık dercesine. O da gülümsedi ve bıraktı artık. Sonra ne oldu? İşçilerin çoğu Abdü Bekçi Parkı'nda büyük bir havuz var. Havuzun belimize kadar su geliyor. İşçilerin çoğu havuzun içine kurtulmak için havuzun içine atladı.
Ama tomalar hala su sıkıyor. Adam zaten suyun içinde. Yarısına kadar su gelmiş. Tomalar su sıkmaya çalışıyor. Ben de fotoğraf çekiyorum. Bir süre sonra işte 10 dakika önce göz gözle geldiğimiz baktım toma yine yanıma yaklaştı. Artık dayanamadım. Ya yeter kardeşim, adam zaten suyun içinde dedim. Ya neyini su sıkıyorsun? Abi ben ne yapayım dedi. Tamam aynen böyle, ben ne yapayım dedi. Emir veriyorlar, biz yapıyoruz. Ben de istemiyorum dedi ama o çektiğim fotoğraf bir gün sonra işte birçok gazetede yayınlandı. Bir arkadaşıma vermiştim, öyle söyleyeyim. Yetişemediği için. Sonra bir hafta sonra tekrar zaten işçiler eylemlerine son verdiler. Yani talepleri karşılandığı şekilde işlerine son verdiler. Ben bu çektiğim fotoğraflarla Türkiye'nin en büyük ödüllerine, yani şöyle söyleyeyim, mesleğimizin en saygın insanlarından biri olan Abdi İpekçi abimizin adısına, işte dönemi Milliyet Gazetesi, hala Milliyet Gazetesi çıkıyor ama Milliyet Gazetesi'ne Abdi İpekçi ödüllerine müracaat ettim. O fotoğraf, çektiğim fotoğrafla Milliyet Gazetesi'nde Abdi İpekçi ödülünü aldım. O benim için çok değerli bir ödüldü ve o tek el direnişi de benim için çok anlamlıydı ve yaklaşık 70 gün izledim ama severek çektiğim, her gün gitmek için can attığım eylemlerden biriydi diyebilirim.